Hatay turizminin 1990'lı yıllara geri döndüğü kanaatindeyim. Son 6 yıldaki gerileme inanılmaz. Turizm potansiyeli çok ciddi anlamda neredeyse yok denecek düzeye kadar düştü maalesef. Bir dönem turizmle anılan Hatay'daki son durumu turizmciler böyle yorumluyor. 2010 yılında Orta Doğu genelinde başlayan Arap Baharı altındaki gelişmeler ile 2011 yılında başlayan Suriye Savaşı ve bölgede artan terör saldırıları sonrası son 6 yıl içinde Hatay'ın turizmi ağır bir darbe aldı. Haber ekibimize açıklamalarda bulunan Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, Orta Doğu'da özellikle Suriye'de yaşanan kaos ve savaş ortamından sonra Hatay turizminin %90 gerilediğini söyledi. İnsanlar buraya zaten seyahat için geliyor, burayı görmek için, kültür turlarına geliyor, inanç turizmine geliyor. Fakat maalesef Hatay hakkında kötü algılar var. Bu kötü algıları kırmadıktan sonra Hatay turizmi bir gelişmesi zor. Orta Doğu'da yaşananlardan sonra Hatay'ın güvenlik sorunu yaşadığı yönünde yanlış bir algının yaratıldığını belirten Nacioğlu, bu yanlış algının kırılması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Geçen işte Hatay İl Konseyi toplandı. Hatay Valiliği Başkanlığı'nda konsey toplantısı oldu. Bu konsey toplantısında aldığımız kararlar neticesinde Hatay ilimizi tanıtmaya çalışacağız. Kendileri istedikleri kadar kötülesinler bizim burayı ama biz elimizden geldiğince biz burayı tanıtmaya çalışacağız. İnsanlar gelsin huzurlu şekilde gelsinler, kültür turlarına gelsinler, inanç turizmine gelsinler, görsünler. Ondan sonra kendileri karar versin. Abba Turizm Ajantası İşletme Müdürü İrfan Güzel de Hatay turizmini ayağa kaldırmak için neler yapılması gerektiğini haber ekibimize anlattı. Yapılması gereken en öncelikli şeyin ben özellikle ulusal basının kaynaklı bu Hatay'ın güvenli olmadığı algısının yıkılması gerektiğine inanıyorum. Eğer bu algıyı yıkmazsak insanların Hatay'da can güvenliği olduğu inancını aşılamazsak, buna ikna etmezsek buraya turistin gelme ihtimali yok maalesef. Onun dışında çok zengin bir memleketiz tarihi ve kültürel olarak. Bu zenginlikleri biraz daha geliştirmek, altyapı sorunlarının problemi, yani altyapı derken yollar, etraftaki peyzaj düzenlemeleri, lavabolar, otopark yerleri, gelen misafirlerin çok rahat bir şekilde ilimizi gezebileceği destinasyonlar yaratmak ve bunu İl Kültür Turizm Müdürlüğü aracıyla bu insanlara empoze etmek, biz Azente'lerin de destinasyonlarına hem valiliğin hem İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün hem STK'ların destek olması gerekiyor.